Çünkü Mehdi, Mehdiyet gündemdeydi. Mehdiyet gündemdeydi. Ne diyor Peygamberimiz? Kıyametin kopmasına bir gün kalsa, evet, bir an kalsa, bir saat kalsa, bir dakika kalsa, evlatlarımdan Muhammed Mehdi gelecek diyor ve Allah o günü uzatacak, kıyameti erteleyecek diyor. İnşallah. Kıyamet ertelendi. Onun farkında değil insanlar. İnşallah. Maşallah. Mehdiyet vesilesiyle kıyamet ertelendi. Maşallah hocam. Tabii. Mehdiyetten bahsedildiği için, Mehdi'den bahsedildiği için, Mehdi faaliyette olduğu için, Mehdi talebeleri faaliyette olduğu için, Mehdiyet yoğun anıldığı için kıyameti koparacak melek geri döndü. Allah'ın emriyle. Bu hususu belirten çok fazla hadis var. Ahir zamanda tam diyor kıyamet kopacakken evlatlarımdan Muhammed Mehdi zuhur eder. Onun vesilesiyle kıyamet ertelenir diyor Peygamberimiz. Ve bunlar sahih hadis. İnşallah. Sahih hadis. İnsanların haberi bile olmuyor. Farkına bile varmıyorlar. Mehdi'nin yüzü hürmetine kıyamet ertelenmiştir. Onlar da zannediyor ki öylesine erteleniyor. Öylesine ertelenmiyor. Mehdi yüzünden, Mehdi'nin vesilesiyle Mehdi yüz hürmetine erteleniyor. Evet, inşallah. Bunu söyleyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi de söylüyor bunu? Vahiy ile söylüyor. Ona bilgiyi veren Cebrail. Cebrail'e o bilgiyi veren kim? Allah. Yoksa korktu dünya kıyametten. Korktular yani son ana kadar korktular. Ama Mehdiyet'in bereketiyle de engelleneceğini çok hisseden oldu. Evet. Çok hisseden oldu. Yani Mehdiyet'in bu konudaki güzelliğini, bu konudaki faydasını Resulullah'ın nasıl kapsamlı anlattığını biraz sonra anlatalım. İnşallah hocam. Tamam. İnşallah.